Amerika şimdiye kadar her petrol bölgesinde bulundu. Her petrol bölgesinde dolaylı yollarla hak iddia etti. Yıllarca Arap ülkeleri petrol yüzünden karıştırıldı. Ama asıl kaynak Doğu Akdeniz'deydi. Son yıllarda tüm dünya gözünü Doğu Akdeniz'e dikmişken Amerika da pastadan pay almak istiyor. Hem Libya hem de Mısır üstünden zaten büyük bir pay alan Amerika, payını daha da büyütmek için adımlar atmaya çalışıyor. İsrail ve Türkiye'yi aynı masaya oturtarak Rusya'yı tamamen oyun dışına itmek istiyor. Türkiye o masaya oturur mu bilinmez ama o masaya yumruğunu en sert şekilde vuracaktır. Doğu Akdeniz'in patronu Türkiye'dir. Devletimiz bize karşı birleşip gemilerini yollayan ülkelerin hepsine dersini verecektir. Bu kötülükten korunmak için, düşmanlıktan emin olmak için asla diz çöküp yalvarmayacağız. Pes etmeyeceğiz. Özür dileyici bir tavır göstermeyeceğiz. Onlara yaranmaya, onlara sığınmaya kalkışmayacağız. Onlarla aynı ortaklıklar içinde yer alıp bu aşağılamaları hazmetme, unutma yolunu seçmeyeceğiz. Çünkü onlar yüzlerce yılın öfkesini, nefretini bugüne taşıdılar. Bu savunmayı yaparken bütün coğrafyada yeni direnç adaları oluşturmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Türkiye devrilirse coğrafya devrilir, biliyoruz. Tarihte bu hep böyle olmuştur. Öyleyse Türkiye'ye destek vermek, hele ki bu küresel saldırı ortamında ona arka çıkmak, Atlantik'ten Pasifik kıyılarına kadar bütün coğrafyanın boynunun borcudur. Kardeşlerim, kanalımızda Türkiye'yi anlatıyoruz, geleceğimizi anlatıyoruz. Her video için emek veriyoruz. Lütfen verdiğimiz emeklerin diğer insanlara da ulaşmasını sağlayalım. Bunu yapmak çok zor değil. Sadece videomuzu beğenmeniz yeterli. Şimdi yaşananları anlatmaya devam edeceğim. İyi seyirler. Dünyada adalet unutuldu. Sömürgeci devletler bıkmadı. Hem ezdiler, hem çaldılar, hem de gasp ettiler. Ama hala doymadılar. Yüzyıllarca her dinden, her ırktan insana gerçek adaleti tattıran büyük Osmanlı Devleti'ni de alçakça oyunlarla durdurdular. Haklı olanın güçlü olduğu değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya düzeni kurdular. Ama Türk Devleti boyun eğmezdi. Bunu hesaba katmamışlardı. Kültürümüzü bozmaya çalıştılar ve biraz da başarılı oldular. Bilim insanlarımızı güzel vaatlerle ülkelerine götürdüler. Hala ülkemizde bulunanları ise kaza süsüyle öldürdüler. Askeri güçle yıkılmayan Türkleri alçakça oyunlarla yıkmaya çalıştılar. Ama Türkiye yıkılmadı. Hala ayakta. Ayaktayız ve güçlüyüz. Çünkü Afrika'da açlıktan ölmek üzere olan çocuğu kurtaran erzak kutusunun üstünde Türkiye bayrağı var. Umutluyuz çünkü Afrin halkı, Türkler geldi, artık güvendeyiz diye seviniyor. Umudunu bize bağlayan mazlumlar için birkaç asırdır dünyanın unuttuğu ve özlediği adaleti tekrar getireceğiz. Gazeteci yazar Ergün Diler'in Doğu Akdeniz analizini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün daha net adımlarla gidelim. Büyük bir matematik problemini çözmeye çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri kendi bekası için Çin'i durdurmak ve kontrol etmek zorunda. Bunun için ilk attığı adım petrol oldu. Venezuela'yı karıştırıp yönetimi ele geçirmek istedi. Hedef, Çin'in kontrol dışında tek bir damla petrol bile almamasıydı. İran konusu da bundan ayrı ve bağımsız değildi. Kaşıkçı skandalı da. Çin petrolle terbiye edilmek isteniyordu. Huawei de aynı şekilde. Çin daha fazla büyümesin, kontrol edilsin ki Amerika büyük olarak yaşasın. Bu denge böyleydi. Washington'da Çin'i şimdi vurmazsak yarın çok geç olacak diyen çok isim vardı. Trump ve ekibi ise Çin'le birlikte iki büyük olmayı tercih ediyor gibiydi. Sıkıntı buradaydı. Trump karşıtları bunun bir adım sonrasında "Amerika diye bir devlet olmayacak!" çığlığı atıyordu. Kavganın özü kısaca böyleydi. Bu iki ayrı kutup hedefi olan her ülkede güç buluyordu. İngiltere'de de, Almanya'da da, Türkiye'de bu iki kutba yakın isimler vardı. İş dünyasından da, siyasetten de. Aradaki çatışma Amerika-Çin dengesinin oturmaması yüzündendi. 2007'den bu yana Türkiye'de yaşanan bütün sarsıcı olayların arka planında da bu gerçek vardı. Ergenekon'dan Balyoz'a, oradan 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'a kadar giden yolda görülen mücadele aslında buydu.
Türkiye'nin Batı İttifakı'nda mı kalacağı yoksa Güneş'in doğuşunu takip edip Avrasya'da mı konaklayacağı merak konusuydu. Savaş buydu. Çünkü dünyanın para ve enerji politikası tamamen değişecekti. Bütün kurumlar ve ülkeler rektifiye edilecekti. Büyük bir dönüşümdü bu. Sancı da buradan kaynaklanıyordu. NATO'dan Birleşmiş Milletler'e, IMF'den Dünya Bankası'na kadar her şey değişecekti. İki büyük savaşla meydana gelenler, sessiz savaşta son bulacaktı. Kabul edenler ve etmeyenler vardı. Kavga tüm hızıyla sürüyordu. Mücadelenin merkezlerinden biri, ana üssü belki de Akdeniz'di. Akdeniz, yaklaşık 2.5 milyon kilometre karelik bir alanı kapsayan yeni dünyanın en özel deniziydi. Şimdi asıl mesele, bu kadar büyük bir alana yayılan petrol ve doğal gaza kimin hakim olacağıydı? Kritik bölgelerde kim son sözü söyleyecekti? Uluslararası kanunlara göre Türkiye, Akdeniz'deki en şanslı ülkelerden biri. Türkiye'nin 55.500 kilometre karelik bir alanda hakkı var. İsrail'in 4.000 kilometre kare, Mısır'ınsa 17.000 kilometre karelik bir alanda arama hakkı var. Uluslararası resmi kayıtlar bunu doğruluyor. İşte asıl mesele de burada başlıyor. Bölgede 40'tan fazla ülkenin savaş gemileri hak istiyor. Yeni Zelanda bile Akdeniz'den pay istiyor. Şaka gibi değil mi? Ama gerçek böyle. O nedenle Amerika, Türkiye'yi hedef seçti. Yeni dünyanın denizinde var olmak isteyen Amerika, Türkiye'nin bölgedeki gücünü azaltmak istiyor. Bugün Suriye'de ve Irak'ta Türkiye aleyhine ne yaşanıyorsa, bunun nedeni Ankara'nın Akdeniz'deki şansı. Bunu görmek zor değil. Ancak ısrarla bunu ıskalayanlar var. Amerika, İsrail üstünden Türkiye ile anlaşmak istiyor. Eğer Washington, Ankara ile Tel Aviv'i aynı masaya oturtmayı başarırsa, dünya başka bir noktaya evrilecek. Çünkü Türkiye ile İsrail'in büyük enerji anlaşması, Avrupa ve Rusya'yı plan dışına itiyor. İsrail'in Güney Kıbrıs'la yaptığı doğalgaz anlaşması yeni sıkıntıları beraberinde getirdi. Asıl doğalgaz ve petrol rezervinin olduğu Doğu Akdeniz'de patron şu an için Türkiye görünüyor. O nedenle İsrail, Washington'dan Türkiye ile anlaşmak için destek istedi. Burada kimse görmek istemese de İngiltere'nin rolü çok önemli. Bilenler bilir, İsrail'in arkasındaki asıl akıl, asıl güç Londra'dır. Londra devre dışı bırakılarak doğru okuma yapılamaz gibi. Sonuçta İngiltere Kıbrıs'ta uzun zamandır var. İsrail birçok açıdan Washington'la Londra'yı birbirine bağlıyordu. Washington Londra'nın etkisinde kalıyordu. Sır değil, pek çok olayda bunu gördük. En azından son birkaç yıla kadar durum böyleydi. Şimdi İngiltere'nin Amerika'yla yaptığı Akdeniz Anlaşması başlamadan bitti. Çünkü Washington İngiltere'den daha fazla yetki istedi. Bu da gerçekleşmedi. Eğer İngiltere Brexit'le sonlanan bir dönem yaşamazsa, Washington için asıl risk o zaman başlayacak. İngiltere'de Avrupa Birliği'nde etkisini korumak için Akdeniz gazına olanca gücüyle asılacak. Akdeniz'in gerçek değerini ilk olarak anlayan yine İngiltere oldu. Herkes olaya uzakken onlar 3 önemli savaş gemisini Kıbrıs'ın etrafına demirledi. Amerikan savaş gemileriyle yakın olmasa da bölgede etkin bir rol üstleniyorlar. Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de İngiltere ile karşı karşıya gelmesini isteyen güç de Washington. Kendi çıkarları için. Bu durum elbette ciddi sonuçları beraberinde getirir. Oyun içinde oyun yani. Zenginlikte kumpaslar da Türkiye'nin etrafında. Londra artık Kıbrıs adası ile ilgili geri adım atmayacak. Washington da bunun farkında. O nedenle Washington İngiltere ile büyük bir ortaklık istemiyor. Kilit ülke konumundaki Türkiye'de anlaşmak için nasıl bir yol izleyecek, bugün için bunu anlayan kimse yok. Türkiye'nin herkesle oturması, konuşması ve bildiğini yapması kafaları iyice karıştırdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra topraklarını kaybeden bir devlet, şimdi masada büyük oyunculara rağmen yer tutmuş durumda. Ve bu yer çok ama çok önemli bir nokta. Ankara hem İpek yolunun öneminin değerini hem Akdeniz'in vazgeçilmezliğini görüyor ve biliyor. Oyunu gördüğü için de büyük hamlelerle ilerliyor. Elbette bu rotayı tersine çevirmek isteyenler, Batı ile eskisi gibi yürüyelim diyenler olacaktır. Hemen hemen her önemli başkentteki ayrışma da böyle. Ankara, Avrasya için gaza bastı gidiyor. Türkiye, NATO merkezli operasyonlardan sonra NATO ile ne kadar sağlıklı bir ortaklık yapabilirdi? Bu sorunun cevabı, Türkiye'nin büyük dengeyi değiştirmek için sahaya inmesine yol açtı. Olan bu. Not:
Önceki hafta akşam saatlerinde dünyada bir kırmızı alarm durumu yaşandı. Dedikodu aldı başını gitti. Rus denizaltısı yine Amerika tarafından vurulduğu için kaygı büyüktü. Herkes "Büyük savaş kapıda" diye hop oturup hop kalktı. Eller tetikteydi. Suriye'deki Tapka ve Rümeylan Amerikan üstlerine bir Rus saldırısı olma ihtimali Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı. Putin'in soğukkanlı oluşu savaşı önledi. Ancak tansiyon hala çok yukarıda. Kuzey Kutbu'ndaki bir operasyonun yansıması bile bizim yanı başımızda olacak gibi. Türkiye'nin dengedeki rolünü düşünün. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve yorumlarda videomuz hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolarımızı da izleyebilirsiniz.